Kahramanmaraş Pazarcık merkezi depremin ardından bölgede bulunan 10 ilde büyük yıkımlar oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Gençlik Kolları İl Başkanı Onurhan Alp Avşar ve ekibi Adıyaman'a giderek orada bulunan depremzedelere yardım ettiler. Adıyaman dönüşü Uğur TV mikrofonlarına konuşan Avşar, bölgedeki son durum hakkında bilgiler verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Gençlik Kolları İl Başkanı Onurhan Alp Avşar'la birlikteyiz. Onurhan Bey, Adıyaman'dan döndünüz. Oraya deprem yardımlarıyla ilgili ziyaret ettiniz ve bizzat orada yaşadıklarınızı, duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim sizden? Tabii ki de. Öncelikle böyle bir röportajda bana da yer verdiğiniz için Uğur Medya olarak size teşekkür ederim. Depremin ilk gününden beri zaten takipteydik. Büyük bir üzüntüyle karşıladık. Kalbimiz kırıldı, psikolojimiz alt üst oldu. Ülkemizin belki de bugüne kadar yaşadığı en büyük felaketlerden birisi bu. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak acilen bir destek ekibi kuruldu genel merkezimizde ilk günden bu yana. Biz bize gelen bildirimleri, bize gelen ihbarları hemen genel merkezimize ileterek onlarla işbirliği halinde, kolektif bir çalışma halinde tüm partili arkadaşlarımız evden çalışarak bir komisyon oluşturduk. Bu komisyonla da bayağı güzel ilerledik. Ardından bir an önce Cumhuriyet Halk Partisi olarak yardım tırlarımızı bölgeye gönderdik. Gider gitmez yardım tırlarımızın geldiği yaklaşık Adıyaman merkezde 3 tane depo vardı. Bu depolarda gelen eşyaları ayırdık ve ihtiyaç sahiplerine bir şekilde günün belirli saatlerinde fazlasıyla ulaştırdık. Bu konudan dolayı çok memnunuz, çok gururluyuz. Uşak'tan 20 kişilik genç ekiple gittik. Gönül isterdi daha fazla gidelim ama lakin oradaki şartlar da elverişli değil. Durumlar sıkıntılı. İnsanların eksiği gıda ve çadır. İnanılmaz derecede bir çadır eksiği vardı. Bunu bizimle de paylaştılar. Yani 8 kişilik çadırlarda 16-17 kişilik konakladığını gördük. Tabii ki de bu işler acısı bir durum. Oraya gittiğimizde ilk gün -12 dereceydi hava gece. İnanın biz de yani zor duruma düştük bu konuda. İşin içinden tabii ki de nasıl çıkacağımızı bilmiyoruz. Yani ülkece bilmiyoruz. Çok zor şartlardan geçtik. Tabii ki de bunun yönetmelikleri vardı. Deprem öncesi bildirgeler olsaydı daha iyi olurdu. Bu kadar ölüm olmazdı. Evet, deprem Allah'tan gelen bir şey. Doğal bir afet ama tabii ki de buna da karşı koyacak şey bilim ve insanoğludur. Demek ki bu konuda çok eksiklerimiz olduğunu gördük. Umarım her şey daha düzelir. Buradan vefat edenlere Allah'tan rahmet, kalanlara başsağlığı dilerim, yaralılara acil şifalar dilerim. Kimle konuşursak konuşalım, AFAD'ın 3. günden sonra geldiğini söyledi. Yani bunu herkes söyledi, AK Parti üyesi de söyledi, AK Parti ilçe yöneticisi de söyledi bunu. Tabii biz bu durum karşısında şaşırdık, biz bu kadar geç beklemiyorduk. Çoğu zaten vefatın sebebi geç kalınmasından dolayıydı ve plansız, programsız çalışılmasıydı. Umarım bu bize ders olmuştur.